Bugün sırada ABD'de kuzeyde Kanada sınırında yer alan ve Orta Batı eyaleti olarak tanımlanan Kuzey Dakota var. Kuzey Dakota, komşu eyaleti Güney Dakota ile aynı anda 2 Kasım 1889'da Birleşik Devletler'e kabul edildi. Başkenti Bismarck ve en büyük şehri Fargo'dur. Eyaletin komşuları kuzeyde Kanada, doğuda Minnesota, güneyde Güney Dakota ve batıda Montana eyaletleridir. 183 bin kilometre kare bir alana ve yaklaşık 760 bin nüfusa sahiptir. Eyalet, hava kuvvetlerine ait iki önemli hava üssüne ev sahipliği yapmaktadır. Eyaletin kuzeybatısına yer alan ve coğrafik bir kaya bloğu olan Bakken oluşumundan petrol çıkartılması ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişme, nüfusun kısmen de olsa artışına ve işsizliğin azalmasına neden olarak Kuzey Dakota'nın ülkedeki ikinci en düşük işsizlik oranına sahip olmasını sağlamıştır. Eski bir Alman yerleşimi olan ve her yıl Almanya'dakine benzer bir Oktoberfest yapılan New Leipzig kasabası bu eyalette bulunur. Eyaletin Rugby kasabası coğrafi olarak Kuzey Amerika'nın tam orta yeri sayılmaktadır. Tam orta nokta simgeleyen yerde ABD ve Kanada bayraklarının dalgalandığı yaklaşık 4,5 metre boyunda bir dikili taş vardır. Eyalette bugüne kadar saptanabilmiş hiçbir deprem olmamıştır. Güney komşusu olan Güney Dakota ile birliğe kabul edilmesi konusunda bir rekabet yaşamıştır. Dönemin başkanı olan Harrison, Birleşik Devletler Sekreteri James G. Blaine'e kabul evraklarını karıştırmasını ve hangisini önce imzaladığını bilemeyeceği şekilde kapatarak kendisine imzaya sunulmasını emretti. Bundan dolayı hangi Dakota'nın Birleşik Devletleri önce kabul edildiği kimse tarafından bilinmemektedir. Dakota ismi bir Kuzey Amerika yerli kabilesi olan Sioux dilinde arkadaşlar anlamını taşır. Kuzey Dakota, Birleşik Devletler'de kişi başına düşen en fazla kilise sayısına sahiptir. Sürt eyaletin resmi içeceği olarak kabul edilir. Eyaletteki New Salem şehri dünyanın en büyük Holstein inek heykeline ev sahipliği yapmaktadır. Yine dünyanın en büyük bizon heykeli Jamestown şehrinde bulunmaktadır. Eyaletin genelinde yerli kabilelere ait 5 kolej ve 4 özel okul bulunmaktadır. Eyalette yaşayanların %85'i beyaz, %3'ü Afro-Amerikalı, %3'ü Latin ya da İspanik kökenli, %2'si ise Asya kökenlidir. %6 civarında ise Amerikan yerlisinin yaşadığı eyalet, bu özelliğiyle en fazla Amerikan yerlisinin yaşadığı yerlerden biridir. Yeri gelmişken belirtelim ki en fazla Amerikan yerlisinin yaşadığı eyaletler Alaska, New Mexico, South Dakota, Oklahoma, North Dakota ve Montana'dır. Kuzey Dakota'da yaşayanların çok önemlice bir kısmı Kuzey Avrupa kökenlidir. Köken olarak ataları Alman olanların oranı yaklaşık %46, Norveçli olanların oranı %30, İsveçli olanların oranı ise %8'dir. Eyalette yaşayanların %77'si Hristiyan olduğunu, %20'si ise hiçbir dine ait olmadıklarını ifade etmiştir. Hristiyanların %51'i Protestan kiliselerine, %26'sı ise Katolik kilisesine bağlıdır. Bunlar da kendi içinde çok farklı mezhep ve tarikatlara bölünmüştür. Kuzey Dakota halkı genelde dindar ve muhafazakar olarak bilinir. 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump %64,1, Demokratların adayı olan Hillary Clinton ise %27,8 oy almıştır. %8 civarında oy ise bağımsızlara çıkmıştır. Kuzey Dakota, yazları sıcak, kışları ise soğuk olan karasal bir iklime sahiptir. En soğuk ay olan Ocak'ta sıcaklık ortalaması gündüz -7, gece -17 derece, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması ise gündüz 28, gece ise 15 derecedir. Amerika Akciğer Derneği 2009 yılında eyaletin kentlerinden biri olan Fargo'yu A dereceli kent ilan ederek Birleşik Devletler'in en temiz havasına sahip şehri seçmiştir. Eyaletin birden fazla takma adı vardır. Peace Garden State, Flickertail, Rough Rider bunlardan bazılarıdır. 1956'da Kuzey Dakota Motorlu Araçlar Kurumu kendi inisiyatifiyle Peace Garden State yani Barış Bahçesi Devleti kelimesini plakalara yerleştirdi. İsim o kadar popüler oldu ki 1957'de yasama meclisince resmen kabul edildi. Flickertail State ise Kuzey Dakota'da bolca bulunan Richardson kara sincaplarını ifade eder. Çalışma Bakanlığı'nın Nisan 2019 verilerine göre eyalette işsizlik oranı %2,3. Ki bu rakam ABD ortalaması olan %3,9'dan oldukça daha düşük. Eyaletin yıllık geliri 51 milyar dolar, hane halkı yıllık ortalama geliri ise 61 bin dolar kadardır. Tarım dışı alanlarda yaklaşık 435 bin kişi çalışmaktadır. Çalışanların %21'i ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde,
%19'u devlet ve kamu kuruluşlarında, %15'i eğitim ve sağlık sektöründe, %12.5'i turizm, otelcilik ve benzeri hizmetlerde, %11'i inşaat ve madencilik alanında, %9.7'si iletişim, medya ve profesyonel ofis işlerinde, %6'sı imalat ve üretim sektöründe, %5.5'i ise finans ve sigortacılık alanlarında çalışıyor. Eyalet, Amerika'nın birçok eyaletine göre daha güvenlidir. Şiddete yönelik suçlar ABD ortalamasının %25 altındayken, mala yönelik suçlar ise %6 daha düşüktür. Gelelim eyaletin en büyük şehri olan Fargo'ya. Nüfusu yaklaşık 125 bindir. Bu sayı metropol bölgesiyle birlikte 245 bine çıkar. Fargo, Doğu Kuzey Dakota ve Kuzeybatı Minnesota için kültürel, perakende satış, sağlık, eğitim ve sanayi merkezidir. Şehir aynı zamanda Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Fargo ve metropol bölgesinde yaşayanların %89'u beyaz, %2.7'si Latin ya da Hispanik kökenli, %2.5'i Afro-Amerikan kökenli, %2.5'i Amerika yerlisi, %2.1'i ise Asya kökenlidir. 2016 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçiler %48, Demokratlar %40, Bağımsızlar ise %11 oy almıştır. Metropol bölgenin %62'si kendini dindar olarak tanımlamıştır. Boşanma oranı ise %9'dur. Mart 2019 verilerine göre işsizlik oranının %3 olduğu Fargo ve metropol bölgesinde yaklaşık 141 bin kişi tarım dışı alanlarda istihdam edilmektedir. Bunların yaklaşık %33'ü inşaat, madencilik ve imalat sektöründe, %27.5'i eğitim, sağlık ve turizm sektöründe, %25'i iletişim, profesyonel ofis işleri, finans ve sigortacılık alanında ve diğer hizmetlerde çalışmakta, %14'ü ise devlet ve kamu sektöründe çalışmaktadır. Tüm işlerin ortalaması alındığında Fargo şehrinde saatlik ücret ortalama 23.68 dolardır. Bazı mesleklerde ortalama saatlik ücretler ise şöyle. Genel müdür ve operasyon müdürleri 53 dolar, sağlık uzmanları 32 dolar, hesap uzmanları ve mali müşavirler 30 dolar, sağlık sektöründeki sosyal çalışanlar 24 dolar, inşaat işçileri 19 dolar, ofis çalışanları 18 dolar, müşteri temsilcileri 17 dolar, kasiyer ve satış elemanları 15 dolar, montaj ve tamirat uzmanları 23 dolar, fast food çalışanları 11 dolar. Ortalama bir restoranda 2 kişilik mükellef bir akşam yemeği içecekler dahil yaklaşık 42 dolar olan Fargo metropol bölgesinde ortalama market fiyatları ise şöyledir. Aylık mutfak gideri bir kişi için 250 dolar, iki kişi için 460 dolardır. Aylık toplu taşıma kartı ise 45 dolar, 8 kilometre mesafe için taksi ücreti ise 14 dolardır. Fargo'da 0 kilometre orta segmentte bir Alman arabası 21 bin dolar civarındayken, Japon arabaları 18 bin dolara kadar düşmektedir. Ev satış fiyatları ise şehir merkezinde metrekare başına yaklaşık 1700 dolar civarında, şehrin biraz dışında ise 1400 dolara kadar düşmektedir. Yine aynı şekilde 100 metrekare bir evi şehir merkezinde ortalama 1100 dolara kiralayabilirken şehirden uzaklaştıkça bu rakam 1000 doların biraz altına düşebilir. Şiddete yönelik suçlar eyalet ortalamalarında seyrederken mala yönelik suçlar yaklaşık ABD ortalamasındadır. Eyaletin aileler için en iyi şehri seçilen Fargo'da çok sayıda müze, restoran ve gezilebilecek mekan vardır. Özellikle gece hayatına merakınız varsa Fargo bu konuda çok ideal bir şehir sayılmaz. Şimdi de sırada eyaletin en büyük ikinci şehri ve aynı zamanda başkenti de olan Bismarck var. Şehir nüfusu yaklaşık 73 bin, metropol bölgesiyle birlikte nüfusu 133 bine çıkıyor. Bismarck 1872'de Missouri Nehri'nin doğu kıyısında kurulmuştur. Eyaletin birliğe kabul edildiği 1889'dan bu yana Kuzey Dakota'nın başkentidir. Bölgede yaşayanların %89'u beyaz, %1.7'si Latin ya da Hispanik kökenli, %1'den azı ise Afro-Amerika ve Asya kökenlidir. Bu arada
metropol bölgede %6.3 civarında Amerika yerlisi yaşamaktadır. Bölgede yaşayanların %70'i kendisini dindar olarak tanımlamaktadır ve çeşitli Hristiyan mezhep ve tarikatlara bağlıdırlar. 2016 başkanlık seçimlerinde Bismarck'ta Cumhuriyetçiler %67, Demokratlar %23, Bağımsızlar yaklaşık %9.6 oy almıştır. Hane halkı başına düşen ortalama yıllık gelirin yaklaşık 61 bin dolar olduğu şehirde işsizlik oranı %3.4'tür. Tarım dışı alanlarda çalışanların sayısı 71 bindir. Ve bunların Çalışma Bakanlığı Mart 2019 verilerine göre değişik sektörlere göre dağılımı şu şekildedir. Metropol alanda en fazla çalışan kişinin olduğu sektör devlet ve kamu kuruluşlarıdır. Toplam 16 bin kişi. Eğitim ve sağlık sektörlerinde 14 bin kişi. Ticaret, ulaştırma ve genel hizmetlerde 13.600 kişi. Profesyonel hizmetler adı altında ofis işlerinde 7.300 kişi. Otelcilik, turizm ve benzeri işlerde 7.000 kişi. İnşaat ve madencilik sektöründe 4.200 kişi. Finansal aktiviteler ve sigortacılıkta 3.300 kişi. İmalat üretimde 1.700 kişi. Diğer tüm hizmetlerde 2.900 kişi. İletişim ve medya sektöründe ise 800 kişi çalışmaktadır. Yine Çalışma Bakanlığı verilerine göre Bismarck metropol alanında tüm ücretler ortalaması alındığı zaman saatlik 24 dolar çıkıyor. Bazı meslek ve işçilere göre saatlik ortalama ücretleri ise şöyle. Genel müdür ve operasyon müdürleri 48 dolar. Hesap uzmanları ve mali müşavirler 30 dolar. Sağlık uzmanları 30 dolar. İnşaat işçileri 20 dolar. Ofis çalışanları 19 dolar. Müşteri temsilcileri 16 dolar. Kasiyer ve satış elemanları 12.8 dolar. Garsonlar ve servis elemanları 12.8 dolar. Fast food çalışanları 12 dolar. Çocuk bakıcıları 11.4 dolar. Kentte içecek dahil bir kişinin öğle yemeği 12-13 dolar civarında tutmaktadır. Market fiyatları ise eyaletin en büyük kenti olan Fargo'dan çok farklı değildir. Yalnız aylık toplu taşıma daha ucuzdur ve 30 dolar kadar tutmaktadır. Ev satış fiyatları ise ortalama 220 bin dolar kadardır. Ortalama ev kiraları ise 90 metrekare bir ev için şehir merkezinde 1280 dolar, şehir dışında yaklaşık 1000 dolardır. Yine 90 metrekare bir evin aylık fatura giderleri 150 dolar kadar tutacaktır. Bismarck'ta şiddete yönelik suçlar ABD ortalamasından %10 daha düşüktür. Nüfusunun %98'inin ABD vatandaşı olduğu Bismarck'ta İngilizce'den sonra en fazla konuşulan ikinci dil Almancadır. Bugünlük de bu kadar. Videolarımızı seyredip abone olan, beğenen ve vakit ayırıp yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz.